Herkese selam reisler. Sizlerle beraber bugün Sodom'una kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada merak ettim de nasıl çalışıyor? Ona bir roman gibi baskı bir hayat mı yazıyorsunuz? Açıklayalım. Ne? Hayır, ben yazar değilim. Öyle elle bütün bir hayat yazamayız. Çok fazla boyut var. O zaman nasıl yapıyorsunuz? Yapma işini yapan daha çok makine. Elbette ellerimizi kirletmek için yeteri kadar ödeme almadığımız için. Özetle bizim işimiz mümkün olan en eski anılarına kadar yolculuk yapmak. Ve bunu yaptığımızda bize başvurduğu aya gitme arzusunu. Dünyanın ve kendisinin yeniden şekillenmesi için anılarına aktaracağız. Bir bilgi programının ve kendisinin yardımıyla makine bu yeni hayatı simüle edecek. Fakat bu sefer başvurduğu arzusunun motivasyonuna tüm hayatı boyunca sahip olacak. Yani sadece hevesi olduğu için isteğini kendi kendine yerine getireceğine inanıyorsunuz. Bu nasıl olabilir? Herkes bir şeyler için hırs yapar. Fakat çoğu onları başaramaz. Çünkü gerçek dünyada amaçlar değişir ve unutulur. İnsanlar bir şeyi tutkuyla başlarlar ve fakat eninde sonunda o ilk güdülerini kaybederler ve yavaşlarlar. Fakat bütün hayatın boyunca o ilk dürtüye kilitlendiğini hayal et, asla tereddüt etmeden. Göründüğünden daha kuvvetlidir. Bununla beraber ölü bir adama hiçbir istek yardım edemez. Gidip başlasam iyi olur. Ah tabii, özür dilerim. Devam edin. Ben İslam boyunca sağlık durumunu gözetleyeceğim. Makinemiz nerede? Buraya bir yere kurmuştuk. Buna bakmıştık galiba. Makine nerede? Yapabileceğim bir şey var mı? Güzel görünmeye devam et tatlım. Lütfen ciddi olun. Şakanın sırası değil. Tamam. Hemen şikayet etme. Kendi işini yap. Doktorla konuşabiliyor muyuz? Yok, konuşamıyoruz. Ne yapacağız? Senle konuşalım bence. Bu şeye bahsetsek iyi olur ya. Kaskın kanepede. Hadi bakalım. Kanepe nerede ya? Şurada galiba, bir dakika. Buraya mı koydum? Yo. Burası tuvalet oğlum, burada değil. Nereye koydun ya? Kaskın kanepede. Aşağıda mı yani? Galiba. Biraz daha mı kestirecektim Neil? Kanepe nerede oğlum? Ha, buradaymış. Başlat. Pekala, başlıyoruz. Ne oldu, onu uzaya falan mı gönderdik, istediği yere mi gönderiyoruz, ne oluyor? Ne yapıyoruz, aya mı gönderiyoruz, ne oldu? Galiba geçmişe gidiyoruz değil mi? Bir yere geldik. Bu son ulaşılabilir anı olmalı. Johnny dışındaki bütün konuşmaları engelle. Tamamdır, hadi bakalım. Dilediğin zaman fareni ekranın üstüne doğru hareket ettirerek zaman içindeki konumunu görebilirsin. Bir şey var mı? Galiba yok. Şu an adam uyuyor abi. Gidelim aşağı.
Bence bir gidelim. Arayacağız galiba. Tekrar buraları bir arayacağız. Burada bir şey daha var mı diye bakacağız. Bodrum'da bir şey olabilir mi? Bodrum'a gidilmiyor. Ne yapacağız? Allah Allah. Henüz bir şeyimiz yok. Aşağı ineceğiz galiba ya. Aşağı ineceğiz ama buradan da şuraya gideceğiz galiba. Gel. Aynen gideceğiz buradan. Şeye gidelim ya. Bu fenere gidelim. Belki burada bir şey bulabiliriz ya. Aynen öyle. Doğru noktadayız bak. Çok güzel ya. Johnny. Bu ne güzel bir sürpriz. Buralarda fazla ziyaretçimiz olmuyor da. Benim adım Doktor Eva Rosalie ve bu da Doktor Von Matterhorn. Doktor Lorenzo Von Matterhorn. Doktor Neibas, onun şakanın sırası mı? Esprinin ya da Sigmund Yeni Hayat Çizme Kurumu'nu duymuş muydunuz? Ah, siz ikiniz kurumdan mısınız? Şu işe bak, ben de tam sizi aramayı düşünüyordum. Lily, lütfen bize çay getirir misin? Lily? Aslında bizi zaten siz çağırdınız. Buraya yakın gelecekti ki anlaşmamızı yerine getirmeye geldik. Dikkatli ol, uçurumdan kayarsan bu anıyı tekrar yüklememiz gerekir. Dikkat et Neil, biraz saygı göster. Alt tarafı bir program yani. Biliyorum, fakat bu onun son ulaşılabilir anısı ve onun işbirliğine ihtiyacımız var. En kötü ihtimalle yeniden başlatırız. Neden vaktimizi böyle boşa harcayalım ki? Siz... Beni aya götürmek için buradasınız değil mi? Evet. Evet John. Sanırım başarılı oldum. Görünüşe göre yeterince değil. Peki yapabilir misiniz? Deneyeceğiz. Beni aya götürebilir misiniz? Biz değil ama sen yapabilirsin. Neden oraya gitmek istiyorsun? Bilmem. Sorun yok, bize anlatabilirsin. Senin oraya gitmene yardım etmemiz için bu gerekli. Şöhret mi istiyorsun, para mı? Bir gerekçen olsa gerek. Üzgünüm ama gerçekten bilmiyorum. İnsan bilmediği yere gitmek ister mi? Neden gitmek istediğini bilmediği. Yalnızca istiyorum. Ama gitme sebebin yok, anlıyorum. Şimdiden bu işin can sıkıcı olacağını söyleyebilirim. Bat bir sus ya. Yine de Johnny, şunu yapacağız. Çocukluğuna inmemiz gerekiyor. Fakat bu bir anı sıçramasını da yapmak için çok uzak. Bu yüzden aşamalı geri sıçramalarla anılarının içinden geçmemiz gerekecek. Ki sen de yakın gelecekte bunu yapabilmemiz için bize izin verdin. Çocukluğundaki anılara doğrudan erişim için ara noktaları koyduğumuzda buraya geri döneceğiz. İşte o zaman astronot olabilmen için çocukluğunu etkilememize yardım etmen gerekecek. Ya da devasa bir mancınığa binmene. Sadede gelirsek yalnızca bilmiyorum demekten fazlasını söylemen gerekiyor. Beni aya götürebileceğiniz sürece her türlü işbirliğini yaparım. Güzel. Şimdi bir anıya sıçramak için senin için önem taşıyan bir eşyaya ihtiyacımız var. Başlamamız için bir çeşit yadigarın var mı?
Bu işe yarar. Peki başlayalım mı? Bayanlar önden. Not. Önce bir yadigarı hazırlamamız gerekiyor. Hazırla. Programı okutuyoruz galiba. Programımızı okutuyoruz. Dairelere bas. Basalım bakalım. Tamamdır. Yadigar artık gezinti için etkinleştirebilir. Peki. Etkinleştir. Bekleyin. Malumiyetin ne olacak? Kaçınabildiğimiz kadar ihlal etmemeye çalışacağız. Fakat çoğu vakada E'den bir şey gelmiyor. Ve gittik geldik. Yo, hala buradayız. Piyano çalıyor. Geçmişe gittik galiba, değil mi? Geriye sıçradık, kademeli geri sıçradık. Görünürlüğü ve etkileşimi kapat. Eğer görünürsek çok kötü olur. Kendimizi gizledik galiba. Tamam tamam, mutlu musun? Sanırım ona bütün bu tavşanları sormayı unuttum. Bu tüylerimi ürpertiyor. Galiba önce psikopati kaydını kontrol etmemiz gerekiyordu. Ne oluyor? Neler oluyor? Beni duydu mu? Bu mümkün değil. Muhtemelen sadece bu anının bir parçası. Emin miyiz? Bizi duymadı mı? O zaman fikrime sadık kalacağım. Neyse, gevezeliği bırak da buradan atlamak için bir yadigar bul. Peki. Şuraya bir gidelim ya. 5 anı bağlantısı oluşturmak için nesnelerle etkileşime girin. Nereye gidebiliriz? Oo, adam burada yalnız. Adama sıkılacağız galiba. Nesne. Yapma. Her anıda varlığımızı ona açıklamamız gerekirse dedireceğim. Beni heveslendirme. Açıklamamız gerekmiyor. Tamam, neyse, bulacağım. Peki. Eski ve yamalanmış bir sırt çantası. Bu ne böyle? 1 milyon yıllık mı? Sanırım bunu öğreneceğiz. Bunu aldık, peki. Bu ne? Çıplak Kral, yazan Hans Christian Andersen. Onu da aldık. Onu cübbaladı cebe. Bu da bir şey daha var. Bir kavanoz salambura zeytin. Nefret ediyorum bundan. Niye lan? Nefret edecek ne var? Salambura zeytin bu. Aynen öyle. Manyak mıdır nedir ya? Burada bakabileceğimiz bir şey var mı? Şurada bir şey daha var. Taze kır çiçekleri. Onu da aldık. Burada bakabileceğimiz başka bir şey yok. Bir aşağı katı inelim. Vardır bir şey. Belki burada bir şey vardır. Gel abi. Şurada bir şey var. Bu neymiş? Bak buna. Çok renkli, kağıt bir tavşan. Sen özelsin değil mi? Bütün kardeşlerin beyazlatıcıda boğulmuş gibi gözükürken sen iki renklisin. Efendim? Gerçekten ürpertici olduğunu mu düşünüyorsun? Ya evet, ben de. Aldık mı? Bu değil mi? Yok, alamıyoruz. Burada bakabileceğimiz başka bir yer yok ki abi. Şuraya gidebiliyor muyuz? Burada bir şey var mı? Hayır, yok. Burada bir sen değişik bir şey var. Tavşanları seviyor bu adam ya. Buraya gidemiyoruz. Peki. Nereye gidebiliriz? Şurada bir şey var. Şemsiye mi bu? Şurada bir şey var. Şurada. Dur, nereye gidiyorsun ya? Yukarı değildi. Aşağı bin. Bir şey var ama. Burada da bir şey var. Saat çalışıyor ama
Sessiz. Tamam buymuş. Saate bakmam gerekiyormuş. Peki. Şimdi ne yapacağız? Bunu alıyor muyuz? Aduket. Peki abi artık seyahat edebilirmişiz. Gidelim abi. Ne neydi? Bu kadar yeter. Şu andan itibaren bariyer kırmayı ben yapacağım. Şemsiye kullanarak şey yapabilirsin diyor da. Seyahat edebilirsin diyor ama edemiyorum. Niye? Adama kendimizi belli mi ettik? Bilmiyorum galiba ya. Ne yaptık lan? Ben kötü bir şey yapmak istemedim. Ben kötü bir şey yapmak istemedim ya. Aa burada bir şey daha varmış. Bu neymiş? Hayır lütfen hayır. Bir yere gittik de nereye gittik bilmiyorum ya. Saat çalışıyor ama sessiz. Burada da saat varmış. Yadigara tıklamam lazımmış peki. Ben de ne yapacağız diye bakıyorum ya. Köşedeki daire, çaprazındaki tüm parçaları döndürür. Peki. Tamam. Şöyle yapsak. Tamam. Böyle kalıyor. Şöyle yapsak. Tamam. Tamamdır. Yaptık. Biraz uzattım ama oldu. Peki. Etkileştirsene abi. O kadar uğraştık ya. Etkileştirmek için de sorma bence. Gidiyoruz. Oo. Yine fenerin oradayız. Pekala. Biraz daha geçmişe gittik. Geriye biraz daha sıçrama yaptık. İş yağmura gelince içinden geçmesi üstüne gelmesinden iyidir. Benim için ne olursa olsun fark etmez. Görünüşe göre bu anılar yalnızca kısa bir zaman dilimine atlıyor. Bir sıçrama yadigarına ihtiyacımız var. Yoksa sonsuza kadar sürecek. Hıh, manzaranın tadını çıkarmaya bak. Peki, burada bir şeyler arayacağız belli. Devam etmek için 3 anı bağlantısı gerekiyor. Ya ne yapabilirim abi? Adama bakabiliyor muyum? Doldurulmuş eski bir oyuncak. Only Toneng. Doğrusu bu hayvanın var olma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Ya lan. Dünya ikiniz için yeterince büyük değil. Başka bir şey var mı? Bakabileceğimiz. Geriye gidebiliyor muyum? Geriye gidemiyorum. Nereye gideceğiz? İçeri girmek için başka şeylere ihtiyacımız var. Şuraya gel bak. River A. Virus anısına. Tamam artık girebiliyoruz. Bitti River. Ne bitti? Senin gibi onu her gün göz kulak olabileceğim. Artık yalnız olmayacak. Asla neden olduğunu anlayamıyorum. Asla neden olduğunu anlayamayabilirim. Ama dileğine sadık kaldım. Anya'nın da sana minnettar olduğuna eminim. Ama ben yokken... Bize kim göz kulak olacak?
Sen kimsin? Adım Eva. Yalnızca geçiyordum. Eşim miydi o? Evet. Adı River'dı. Bu özel bir isim. Olmasına gerek yoktu. Onun yapmasına gerek yoktu. Ama o... Anlamazsın. Ben bile anlamıyorum. Eşine ne oldu acaba River'a? River için. Notumuz var Anya'ya. Şuna bakalım bence notumuza. Notlar neymiş? Johnny'nin evindeki saatler hiç tik tak yapmıyor. Görev Johnny'nin anısındaki ay dolu. Burada bir tane şeyimiz var ama ona şu anda bakamıyoruz. John ve River'ın önemsediği biri. Anya. Peki. Yukarı çıkacağız şimdi. Diğer doktor arkadaşımız yukarıda çünkü. Tam zamanında geldin. Neredeyse uçurumdan düştüğünü düşünüyordum. Ne yapıyordun? Manzaranın tadını çıkarıyordum. Ne olabilirdi ki? Ne şansımız var? Büyük şans. Devasa. Dinozor kadar. Ha. Burası oldukça boş görünüyor. Bu bir deniz meneri. Ne bekliyorsun? Neyse, diğer sahada görüşürüz. Bariyeri tekrar kırarken iyi eğlenceler. Bariyer. Bariyer mi varmış lan? Kırık bir deniz meneri lambası. Yaşlı adam tekrar geldi galiba ama onu konuşmadan şuna bakmak istiyorum. Bakamıyorum. Peki. Yadigar hazırla. Bunu da hazırlıyoruz. Bu sabah ne yapacağız? O bu sabah biraz daha karmaşık. İdeal kısmı yadigarın tamamlanabileceği en düşük hamle sayısını gösterir. Yani ne yapacağız abi? Şöyle bir hareket yapsak. Tamam. Şöyle göndersek tamamdır. Kolaydı ya. 3 hamlede yaptık. Sen başka bir şey demeyeceksin galiba. Ben gidiyorum. Etkinleştir. Yadigarı etkinleştirdik ve gidiyoruz. Yeni bir bölgedeyiz. Çocukluğuna inmeye çalışıyoruz. Johnny'nin. Tam tamına yeterli. Ameliyatını ödedikten sonra tam tamına yetecek kadarımız kalacak. O yüzden endişelenme. Beyaz yalan. Böyle diyordun değil mi? Hayır. Eminim ki tam. Kes şunu. Yalan söylemenden hoşlanmıyorum. Mali durumumuzu hesapladım. Nasıl olduğunu biliyorum. Neden zorla beni ikna etmeye çalışıyorsun? Hastane faturaları için para ihtiyacımız var, River. Anya'nın senin için çok şey ifade ettiğini biliyorum. Ama bu çok fazla. Demek istediğim o canlı bile beni ne mutlu eder biliyor musun Johnny? Ne? Biliyor musun? İşte ben biliyorum. Yalnızca bana yardım edebileceğini umuyorum. River. Tedavilerim için kağıtlar geldiğinde imzalamayacağım onları.
paramızla ne yapacağın sana kalmış. Ama dileğimi yerine getirirsen bu evin inşasının bitirilmesinde kullanmanı istiyorum. Ve sonra orada yaşadığın her gün ona göz kulak olmanı istiyorum. Ziyaret et, konuş onunla, rahatlat. Daha fazla yalnız olmasını istemiyorum. Peki ya sen? Mutlu. Mutlu olurum. Johnny? Evet. Bunu ben yaptım. Bana ne olduğunu söyle. Ne? Yalnızca ne olduğunu söyle. Bir tavşan. Tıpkı diğer yaptıkların gibi. Başka? Kartal yapılmış. Başka? Gövdesi sarı. Kalanı ise mavi. Güzel. Başka? Dinle River. Bir şarkı yazdım. Senin için. Tamam. Peki, dinlemek ister misin? Evet. Bunun için piyanoyu buraya getirmene gerek yoktu. Kapı açıkken de seni gayet net duyabiliyorum. Şarkının adı River için. Neden bu kadar klişe? Sadece geçici bir isim. En efsane müziklerden bir gerçekten. Bu oyun çok iyi ya. Oynayın mutlaka. İndirimlerde falan Steam'de alın oynayın bu oyunu. Bahsettikleri şu. Anya da kim? Madem bu kadar önemli, son anılarda onu görmemiz gerekmez miydi? Sanırım sonuç olarak sözünü pek tutmamış. Yoksa ne? Boş ver. Hey, bu şarkı çocukların daha evvel çaldıkları şarkının aynısı değil mi? Sanırım onlara o öğretmiş. Aslına bakarsan ben bunun için fazla erkeksiyim. Gidiyorum. Çoktan anı bağlantılarımı aldım. Otostop mu çekmek istersin yoksa etrafa mı bakınacaksın? Dolaşacağım ya. Sen devam et. Ben sana yetişirim. Ben biraz etrafa bakmak istiyorum. Bir şey daha var mı? Anı sesini MP8'e dönüştürmenin yasal olduğu günleri özlemiyor musun? Sanırım bu işteki ilk yılımda eve 2000'den fazla şarkı götürmüştüm. Peki burayları araştıracağız şimdi. Burada bir şeyimiz var. Yine bir kitap, yine aynı kitap. Burada da çıplak kral. Yine bu kitap. Peki. Başka bir şey var mı? Alabileceğimiz. Bu da bu adamımız var. Buna bir bakalım bence. Alındı North River için. Burada başka bir şey var mıdır? Galiba yok. Yatağa bakabiliyor muyum ya? Yatakta bir şey varsa. Alındı North Gölü Tavşan. Şuraya gidelim ya. Bu odaya bir bakalım. Belki burada bir şey vardır. Aşağı inelim ya. Sana söylüyorum. Mümkün değil. Peki parçalarına ayırsak? Şu halimize bak John, tam olarak piyano taşıma yaşında değiliz. Bak ne diyeceğim, madem bu senin için o kadar önemli, bunun için eleman tutacağım. Senin için bu evin kurtarılmasına yardım edemiyorum, en azından bunu yapayım. Bir kavanoz salımbura zeytin.
Bu da ne var? Bir tencere karışık hamur. Ha burada. Buldum. Yadigarı buldum. Buradaymış. Doğru gelmiş aslında ama. Geri döndük. Yadigar. Hazırla. Fazla vakit kaybettik yalnızca. Peki nasıl bir şey geldi? Şöyle bir yapsak. Peki şöyle bir. Peki. Orayı biraz bomboş bırakıyor. Orayı biraz bomboş bıraktı. Yapma be. Şöyle yapsak. Bir yukarı. Olmadı. Gönder abi. Tamamdır. Hallettik. Yadigarı etkinleştirebilirsin. Sonunda. Aşağı mı ineceğiz? Galiba. Ha, bak burada ne var? Ne var? Ne var oğlum? Burada bir şey yok ki. Oraya mı gitmem gerekiyor şimdi? Bahse varım. Bu uçurumu gördüler ve insanlar olmadan yeterince tehlike olmadığını düşündüler. Gidebiliyor muyuz oraya ya? Yok gidemiyoruz. Aha adamımız burada. Oturmuş burada bir yerde. Bir şeyler düşünüyor. Bayağı derin düşüncelerde. Acaba ne düşünüyor? Yanına gidelim ya. Aha biri geliyor. Eşi mi? Isabel. Nick aradı ve gelmem gerektiğini söyledi. Salımura zeytin getirdim sana. En sevdiğin değil mi? River'a olanları duydum. İyileşecek mi? Hastalığı son öresinde teşhis edildi. Neyse ki tedavi edilebilir. Ama hastane faturaları... Bu evin inşasının bitirilmesine paramız yetmez Isabel. Tedavisini karşılamaya paramız daha zor yetiyor. İyileşeceği için rahatladım. Ama buranın onun için ne kadar önemli olduğunu bilmiyorsun. Çok üzülecek. Yardım ederdim fakat piyasalar kötüleştiğinden beri Ted'le daha zor geçiniyoruz. Peki şimdi ne yapacaksınız? Harbiden ne yapacaksınız? Ona başarabileceğimizi söyleyeceğim. Her şeye paramızın yetebileceğini söyleyeceğim. Delice bir şey yapmasını istemiyorum. Ona yalan söylememelisin. Anlamıyorsunuz Isabel. Eğer anlarsa hangisini seçeceğinden emin değilim bak. Büyük ihtimal bunları anlarsa, böyle bir şey yaptığını, ona yalan söylediğini anlarsa hem hayal kırıklığına uğrayacak, çünkü sana güveniyor, hem de iyileşeceği varsa o şeyi imzaya atmayacak, ben bunu istiyorum, bu ameliyata varım falan diye bir imza atmayacak bak. İyileşeceği varsa da kaybedeceksin. Hem onu hem belki de baby kaybedeceksin, bilmiyorum ya. Pek mantıklı şeyler düşünmüyorsun John. Yalan söyleme bence. Piyasa işte. Ne bekliyorsun ki? Para. Maalesef. Ne olmuş? Buranın iyiliği için kendini kurtarmamayı seçerse kendi bilir. Onun istediği bu çünkü. Lan göz göre ölmesini mi bekliyorsun ya? Senin gibi otistiklerin başkaları için neyin en iyi olduğunu bildiklerini sanmaları hiç hoşuma gitmiyor. Manyak mısın lan? Bana böyle
hitap etmenden nefret ediyorum Izzy. Sence bütün bunlar yalnızca onunla mı ilgili? Peki ya ben Isabel? Bunca yıldan sonra bir kez olsun bencil olma hakkım yok mu? Yalnız kalmak istemiyorum Isabel. Ya ev, başka bir ev bulunabilir. Tamam, Fener var, Fener'e yakınmak istiyor falan. Anlıyorum da abi, bunun için ölmesi gerekmiyor. Bir şekilde halledilir ya. Önce bence sağlık olmalı. Niye böyle düşünüyor acaba? Onun ölmesine izin vermeyeceğim. En mantıklısı. Bu küstahça. Nasıl lan küstahça ya? Isabel sen bence sus. Adamın kafasını bulandırıyorsun ya. Umurumda değil. Yürü be John. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Onu geri götürebilmek için bu uçurumdan bir şey alacağım. En azından onu biraz rahatlatır. Bu yaptığını daha haklı göstermez. Sana ne? Sana ne? Nick bunu sana vermemi istedi. Nedir o? Ne verdin bize? Adının her şey yolunda olduğunu söyledi. Hiçbir şey yolunda değil ama. Değil. Kesinlikle değil. Gidiyor. Yani bence Tony mantıklı düşünüyor reis. Ya çünkü eşini kaybetmek istemiyor. Bence mantıklı bir şey. Ev alınır abi, ev yapılır. İnşaat yapılacak bile olsa onu yaparlar abi. Yani bir şekilde hallolacak bir şey bu. Bilmiyorum, bu Isabel çok yanlış düşünüyor. Ne oluyor be? Biri bu. Başka bir yerde bir şey var mı? Buraları hızlıca bir yutlamak lazım. Buraya bayağı bir şey getirmişlerdi ama bunlara bakamıyorum. Buradan başka bir yere gidiş yok. Tamam, geri döneceğiz. Şuraya gidebiliyor muyum? Şöyle gidebilsek bayağı iyi olur ha. Gidebiliyoruz, güzel. Bir şey yok. Dokunabileceğim, alabileceğim bir şey yok. 4 tane daha parça bulmam lazım etkileşime geçebileceğim. Bakalım neredeler? Aa, yanlışlıkla biriyle etkileşime geçtim ha. Farkında olmadan. Bununla yok yok onunla şey geçme, etkileşime geçme. Ona bir bağlantı olmayacak galiba. Ben geri döneyim. Belki geride bir şey vardır ya. Olamaz mı? Bence vardır. Şimdi şurada bir şey gösteriyor. Bunu alabiliyor muyuz? Yok. Gidip alamayız. O imkansız bir şey. Bir tane daha bir şey ihtiyacımız var. Son bir şey. Oraya gidemiyorum. Burayı kapatmışlar. Son bir şey ihtiyacım var. Bu adama gidemiyorum. Şurada bir şey var ya. Şuraya bir gidebilir misin? Gidemezsin. Diğeri nerede? Son bir tane daha var. Bir parça daha var. Şöyle gel bakayım. Şöyle gidelim. Biri de buradaymış. Pekala Kır abi. Anı bağlantıları dolaşırken de edinebilir diyor. Peki. Şimdi bunu etkinleştirelim. Hazırla. Gönder bakalım. Ne yapacağız bunun için? O biraz karmaşık gelmedi mi bu ya? Şöyle bir gönder abi. Peki oraya geldi. Ona bakarız şimdi. Böyle olsun. Şunu şöyle bir çevir abi. Aynen. Şunu şöyle bir yap. Şunu da dikey gönder. Bu kadar. Kavanoz. Kavanozla zeytin. Pekala. Salmura zeytin notunu aldık. Yadigarı etkinleştirelim.
demek gerçekten yapacaksınız ha? Evet. İnşaat yalnızca birkaç ay içinde başlıyor. Gerçi biraz sıkıştık. Taksite böldürmek zorunda kaldık. Fakat finansman ile hallederiz. Rüyalarınızdaki evi bu kadar güzel bir geri yaptırmanız ne kadar da harika. Yıllar önce düğününüzü de o deniz fenerinin yanında yapmıştınız değil mi? Özel olmasının sebebi sadece bu değil. Orayla uzun bir geçmişimiz var. İşte böyle bir araya gelince iyi haberler almak çok güzel. Şerefe ve tebrikler ikinize. Hadi Şerefe. Biraz temiz hava alacağım. Hemen dönerim. Ben de. Gidiyorlar. Hanımlar gidiyor. Dertleşeceğiz galiba değil mi? Dostum, bayağı oldu görüşmeyeli. Değil mi? Bugünlerde birkaç şiir geçmenin bu kadar zor olduğunu kim bilebilirdi ki? River hala çok sessiz ha? Yani aslında evde oldukça konuşkan ve Isabel ile birlikteyken sanırım sana daha pek alışamadı. Haha, demek buradaki kötü adam benim ha? Ah bu arada, o zamanlardaki şeyi Driver'a söyledin mi? Evet. Nasıl karşıladı? Çoğunlukla iyi karşıladı. Ama bir şey beni rahatsız ediyor. O olaydan beri şu garip karıtan tavşanları yapıyor. Origami tavşanları mı? Evet, bir sürü. Hah, kızım için hep origami hayvanlar katlardım. Bunda ne var ki? Aynı şey olduğunu sanmıyorum. Her gün sabahtan akşama kadar aynı tavşanları yapmaktan başka bir şey yapmıyor. Evimiz gerçek anlamda onlarla doldurulmuş durumda. Isabel, Ryber'in durumuyla böyle bir şeyin yaygın bir özellik olduğunu söylememiş miydi? Evet ama bu sefer sanki ters giden bir şeyler var gibi. Ona bunu sorduğumda hiçbir zaman cevap vermiyor. Onun yerine o soğuk bakışlarını açıyor. Adeta benden bir şey istermiş gibi. Ve ilginç olan şey ise ben de ona karşı bir şeyler borçluymuşum gibi hissediyorum. Isabella'ya sordun mu? Evet, bu konuda onunla konuştuğunu söyledi ama bir şey öğrenememiş. Yani kesinlikle akıl danışılacak biri değilim. Ama sana şunu söyleyeyim. Seni ortaokuldan beri tanıyorum. Fazla düşünmekten adın çıkmıştı zaten. Muhtemelen bazı şeyleri hayal ediyorsun. Bu kadar canını sıkmana hiç gerek yok. Genellikle biri bunu dediği zaman bir şeyler mutlaka yanlış oluyor. Ama doğruluğunu kabul edeceğim. Muhtemelen haklısın. Muhtemelen mi? Ben her zaman haklıyımdır John. Bir dakika. O bile o tavşanların ne anlama geldiğini hiçbir zaman bilmiyor muydu? Boşver o sulak tavşanları. Daha büyük sorunlarımız var. Bu sınırlı bir anı ve hiçbir yerde de yadigar yok. Merak etme, muhtemelen ondan bir tane çıkartabiliriz. Nasıl? Bana bırak. Yalnızca önce barmene ufak bir ziyaret gerçekleştirmem gerek. Bu bölüm böyle olsun. Beni izlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde To The Moon'a devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.